bize karşı. Evet, bu sohbetlerde çoğunluğun oylarla gelmiş insanlar olayın içindedir. Ama o çoğunluk insanı eziyorsa, insanları haksız yere eziyorsa, hukuk devleti yoksa o liberal demokrasi olmuş olmuyor. Gerçek demokrasi, liberal demokrasi. Bunu da daha beğendiklerini söylediler. Biz de zaten partiyi kurarken çok arada kalmıştık. Arkadaşlar hemen hemen yarı yarıya geldi. Yarısı liberal demokrat adını istiyordu, yarısı liberal parti. Türkiye'yi liberalleştiren kanunlar, serbest kanunlar o zaman alındı. Ondan sonra dikkat edin, özel sektör yeşermeye başladı. Bugün bak Türkiye, hatırlayın, Sovyet bloku çöktü. Romanya'dan, Rusya'dan bir avuç kalıp sabun için, bilmem ne için burada ortalığı taran ettiler. Eğer Demokrat Parti idaresi olmasaydı Türkiye aynı olacak. Bazı tedbirler almaya kalktılar. Basını susturmak için biraz baskı kurdular. Bölgede neredeyse bir ülkeye devlet çıktı. Turgut Özal'ın rahmetlinin 83'ten sonra liberal bazı hareketleri oldu. Fakat onun karşılığında o kadar çok devletçi hareketleri oldu ki o yaptığı birkaç tane liberal hareketi gölgeledi. Onun için ben hiçbir zaman bizim partiye Turgut Özal'dan bahsederek bir yere varmak istemem. Biz geçmişe bakacaksak liberal partinin, liberal demokrat partinin tasvip ettiği tek yönetim 50-55 arasıdır. Ondan sonra gene 55-60 arasıdır. Şimdi rahmetli Özal bazı şeyleri serbestleştirdi, değil mi? Fakat onun karşılığında devleti dev gibi büyüttü. Bütün o yapılan büyük devlet yatırımları, devletin görevini arttırıcı, her şey Özal döneminde devleti büyüttü. İç borçlar, dış borçlar, enflasyon. Enflasyon devleti büyütür. Neden? Devlet karşılıksız para basar, senin cebindeki parayı çalmadan alır cebinde. Yani bu aslında bir soygundur. Bütün bunlar 83-91 arasında oldu. 91'den sonra da bunun devamı var. Zaten ANAP'la Doğru Yol arasında pek fark yoktur. İyice dikkat ederseniz. Aşağı yukarı aynı partiler. İkisi de özel sektör lafı yapıp devletçilik yapan partilerdir. Aynı şeyler bugünkü iktidarda da geçerli. Bugün mesela 1993 sonu 94 başında Tansu Han'ın gazetelere çarşaf çarşaf ilanlar verdi. Hatırlıyor musunuz? Türkiye duvara tosluyor, özelleştirme yapmak lazım falan filan diye. Aynı lafın sonunda ne diyor, o parayı nerede kullanacağım diyor. Size diyor istihdam imkanları sağlayacağım diyor. Esnafa ucuz kredi vereceğim diyor. Ne demek istiyor biliyor musun? Devletçilik yapacağım diyor. Şimdi bakın, bundan 10 gün evvel de gazetelerde bir manşet. Şimdiki hükümetin başkanı Tansu Hanım söylüyor. Halkın parasını halka vereceğim diyor. Öyle değil mi? Peki ben soruyorum, alma o zaman halktan para. Düşünebiliyor musunuz? Kafaya bak. Halkın parasını halka vereceğim. Bak şimdi. Öyle güzel görünüyor ki insan olarak, ya amma güzel laf ya. Halkın parasını halka verecek. Ya bırak halkta parayı, rahat bırak insanları. Bunlardaki mantık budur. Akılları, fikirleri devletçiliktir. Başka hiçbir şeye kafaları çalışmaz. Peki en acemi politikacı Bülent Ecevit'tir. Hatırlıyorsunuz 74 iktidara gelir gelmez ekonomi çökme noktasına geldi. Kıbrıs kendisi kurtardı. Sonra 78-79'da icraatını kaç yaşındasınız bilmiyorum hatırlarsınız. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz. Benzin için karneleri aldık biliyorsunuz. Benzin istasyonunda pompacı o çocuklar rüşvet veriyorduk bize benzin versin diye. Ve bugünkü parayla o pompacı çocukların yerinin hava parası kaç lira biliyor musunuz? Kanada'da bütün iş adamlarına, devlet iş yapan bütün çevrelere sorun. Türk tarihinin en büyük yolsuzlukları, en büyük rüşvetler 20 aylık Ecevit döneminde yapılmıştır. Yani bir insanın kendisinin dürüst olması kafi değil. İdaresinin onu engelleyemiyorsan sen şimdi aynı şey Erbakan için geçerli. Sayın Erbakan konuşup duruyor. Harbi duruyor. Geçmişte birçok bakanlığı idare ettiler. Hatırlıyor musunuz? 74'te Ecevit de iktidardaydı. 7 bakanlığı vardı. Ondan sonra 75-76'da 77'de sonra
şeyler devredilebilecek Millet Cephe Hükümeti'nde başbakan yardımcısıydı. Önemli 6 bakanlığı var. Çok önemli. O bakanlıklarla ne yaptılar biliyor musunuz? Uydurup temeller attılar. Birçok suistimal yaptılar. İş adamlarının teşvik uygulamada bir teşvik alırken nasıl rüşvet verdiklerini sordu. Yani Erbakan dönemini de sordu. Erbakan şimdi iktidara gelmiyor geçmişte. Kısmet iktidardaydı. Şimdi nasıl Halk Partisi koalisyon iktidarı, şimdi Halk Partisi'nin Doğru Yol'la birlikte yaptığı hükümetteki rolü neyse o zaman da Erbakan'dı. Çünkü ikinci büyük partiydi. Demirel, Adalet Partisi birinci partiydi. Erbakan 48 milletvekili ikinci partiydi. Erbakan'ın da ne yaptığı belli. Erbakan da gerilemişidir. Ve memleketin maalesef Erbakan iktidara gelirse sefalete götürür. Kırmızı araba kime de gidemiyor. Evet, kırmızı parti yok mu? İzmir'de partimize gayet iyi bir ilgi var. İzmirliler 100 küsür senedir, 150 senedir bu liberal felsefeye alışmış insanlar. Çünkü biliyorsunuz bizim, size beni garip gördük ama bizim defa ettiğimiz felsefeyi Osmanlı uygulamıştır. 1838-1908 arası. Aynı şey İstanbul'da oldu. Yalnız camilere değil, sinagoglara bile. Mesela Musevilerin en büyük sinagogu, Neve Şalom sinagogunu atlı tabur yatırdılar. Atlı tabur yani ahır olarak kullandılar. Ki Museviler o sırada isteseydi çok geniş depolar tavsiye ettiler ona basmak için. Üstelik üstte para vereceklerdi. Yok inadına gidecek, o mabedin içinde yatıracak atı. Aynı şey camilere yapıldı. Yani o laiklik denen devletçilik, Halk Partisi hala devletçiliğin peşinde. İnanılmaz bir şey. Devletçiliğin çöktüğü, iflas ettiği, devleti handallaştırdığı orada da. Şimdi bugün devlet, devletçilik var değil mi? Bu otel bile devletin elinde yapıyor. Peki devlet esas görevini yapıyor mu? Yok. Başınız karakola düştüğü zaman derdinize hemen çare bulunabiliyor mu? Deliller kolay toplanıyor mu? Mahkeme kolay, hızlı bir şekilde bitiyor mu? Hakkınızı alabiliyor musunuz? Yok. Yani esas görevini yapmıyor, bir sürü yere el atmış. Bu 300 kilo hantal, hiçbir işe yaramayan adamlar olur ya böyle çok şişman böyle. Devletin en kuvvetli olduğu modeldir. Neden en kuvvetli? Devletin lüzumsuz işlerini ondan alıyoruz, rahat bırakıyoruz. Sadece yargı, yani adalet, polis ve orduyu devlete bırakıyoruz. Böylece devlet bu işlerde zıpkın gibi oldu. Bir en önemli de adalet mekanizması. Hapishaneye düştükleri zaman da hapishanede krallar gibi yaşıyorlar. Bir hapishanede düzeni yerine getiremiyor. Hapishanelerde koğuşlarda sayım yapamıyor gardiyanlar can korkusundan. Bunu yerine biz diyoruz ki hücre sistemi getireceksiniz. Sadece liberal parti. Diğerlerin hepsi aşağı yukarı devletçidir. Aynı hamurdandır. Zaten şeylerine bakın onların gelmiş geçmişte hepsi devlette çalışmış insanlardır. Gerçek hayatta çalışmış insanlar değil. Son zamanlarda